Konumuz Redmi Note 9S telefon incelemesi. Hepsi Burada'dan sıkıntısız bir şekilde dün akşam öğlen saatlerinde sipariş ettiğim Aras Kargo ile geldi. Aras Kargo Tekirdağ Şubesi'ne teşekkür ediyorum bu hızlarından dolayı. Aras Kargo ile Niğde'de ne kadar sıkıntı yaşamışsam da Tekirdağ'da işler tam tersi oldu. En sıkıntısız kargo Aras Kargo burada da. Yani demek ki bölge bölge değişiyor. Belli başlı şeyler. Ne böyle 3 kat sarmışlar. Şu ne bu? Garanti belgesiymiş üstünde. Bunu böyle... Evet, sökemedim şu an. Neyse bu kenarda bir yerde dursun da. Ve... Çıkarabilirsem... Zar zor açtık. Evet. İlk başlangıçta bunlar telefonumuz karşılıyor. Sonrasında şarj aleti ve şarj kablosundan başka bir şey yok olmaması gerekiyor diye biliyorum. Zaten bunlarda kulaklık biliyorsunuz ki çıkmıyor. Evet boş. Başka bir şey yok. Şunla da telefonun kılıfı ve diğer kullanma kılavuzları falan filan. Başka da bir şey yok. Zaten telefonun kılıflı geldiğini hepimiz biliyoruz. Telefonun kendi kılıfı geliyor. Şimdi burayı çok fazla dağıttım. Şarj aleti o 22 watt alması lazım. Aynen 22,5 wattlık bir şarj aleti. Bu tamam. Bunlar da tamam. Bunlar kenarda dursun. Telefonu şöyle bir açalım. Jelatini böyle. Nerede sökeceğim bunu ya? İlk açılışını yapıyoruz birlikte. Çıkıyor mu ya? Bunu çıkartalım. Kutusuna bir yere. Ha, şurada bayağı gizlemişler bu şeyin üstüne. Bu muhtemelen şey için. Muhtemelen değil onun için. SIM kart yuvasını çıkartmak için küçük böyle adaptör. Direkt şey kutusunun üstüne iliştirmişler. Telefonun kutu açılışını zaten hep birlikte yaptık. Şimdi gelin bakalım. Aynı Note 9 Pro'daki gibi belli başlı özellikleri, teknik detaylara pek fazla girmeden kullanıcı için neler ifade ediyor, kullanıcı deneyimleri nasıl, bunları size aktaracağım. Bu telefonun size aktaracağım özellikleri Note 9 Pro'daki özelliklerden biraz daha fazla size aktarabileceğim. Bunun nedeni bu telefonu bizzat kendim kullandım. Biraz daha etkili ve etkin bir şekilde sizlere bu ürünün kullanıcı deneyimlerini aktaracağım. Kutu açılışını yaptığımız için kutuyu bir kenara bırakıyorum. Bu dursun bir kenarda. Bunu zaten izleyeceksiniz. İlk önce şarj aleti mevzusuna gelelim. Bu telefonda tıpkı diğer telefonundaki gibi hızlı şarj özelliğine sahip. Ama bir farkla. Bu telefondaki hızlı şarj özelliği diğer telefondaki Pro'daki şeye göre biraz daha düşük. Zaten bu telefonun arasındaki fiyat farkı da bunlardan oluşuyor. 2-3 tane belli başlı temel farkları var. Bunların dışında telefonlar birebir aynı. Birincisi adaptör ve telefonun hızlı şarj özelliği. Yani siz eğer hızlı şarj bir tane adaptör alıp bunu getirip takarsanız bu telefon tıpkı diğeri gibi yani yarım saatte 45 dakikada hemen hızlıca şarj olmuyor maalesef ki. Çünkü telefonun da o hızlı şarjı desteklemesi gerekiyor. O yüzden bu adaptörle siz kendiniz bu 22,5 watt'a kadar destekliyor bu adaptör. Ama telefon 18 watt'a kadar desteklediği için yani 18 watt'lık bir şarj edebilme potansiyeline sahip. Bu yüzden diğer Pro'ya göre biraz daha şarj etme süresi daha düşük ama bataryaları birebir aynı. Yani kullanım süresinde herhangi bir sıkıntı yok. Birebir aynılar. İkisi de 5021-20 falan yani 5000'in üzerinde öyle söyleyeyim. 5000 mAh ikisi de çok uzun saatler gidiyor. Şu an ben bu telefonu en son 48 saat önce şarj etmiştim. Ve şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama şarjı %20'lerde. Böyle olduğu için de batarya performansını inanılmaz beğendim.
Ben 48 saat boyunca oyun da oynadım. İnternette de gezdim. Instagram'da da gezdim. Ki kendim normal günlük hayatımdaki, yani ben telefondan oyun oynamam. Ama bu telefonda PUBG'yi bayağı açtım, çatır çatır oynadım. Hani dedim şarjını bitireyim hani en azından ilk şarjlar için falan, ama bitiremedim maalesef ki. Bu kablo şarj kablosu da aynı şekilde, hatırlarsınız diğerinde pembeydi. Pembe kırmızı bir şeydi. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir teknoloji desteklemiyor. Bayağı içerisi beyaz. Bunlara da aldığınız yerlerden bu tarz detaylara dikkat edin. Yani yapmazlar tabii, yapmazlar, karıştırmazlar, çalmazlar, çırpmazlar, ama olur ya, belki karışıklık olur, böyle bir şey olur, bir hata olur. Hani fark edersiniz, dersiniz ki bu benim doğru ürünüm değil, bunu değiştirilmesini istiyorum dersiniz, değiştirirsiniz. Şarj konusunu anladıysak bunu bir kenara bırakıyorum. Bırakmadan önce de şu uyarıda bulunmak istiyorum. Telefonun bataryası lityum polimer. Bu bataryalar gerçekten şarj konusunda hassas bataryalar. Doğru kullanılmazsa çok kısa ömürlü oluyorlar. Zaten normalde de doğru kullanılsa bile kısa ömürlüler. O yüzden de sizlere tavsiyem, orijinal şarj aleti dışında hiçbir yerden bu telefonu şarj etmeyin. Çünkü bataryası çok çabuk, kolay bir şekilde bozulabilir farklı bir şarj aletiyle şarj ettiğiniz zaman. Çünkü bu orijinal şarj aleti lityum polimer bataryaya uygun bir şekilde üretiliyor. Ona göre ayar veriyor, öyle söyleyeyim. Yani hani bunu çok teknik detayına girmeye gerek yok. O yüzden kendinize yani riske atmayın. Orijinal şarj aletini kullanın. Onun dışında bu bozulursa gidip telefonunuzun batarya sağlığı için orijinal şarj aletini temin edin bir şekilde. Biraz daha pahalı biliyorum ama telefonunuzun bataryası için önemli. Bu sefer de eğer kötü bir batarya şarj aleti kullanırsanız, adaptörü kullanırsanız, bu sefer de bataryanız ölecek ve tekrardan batarya almak zorunda kalacaksınız. Daha fazla maliye çıkacak. Öyle düşünün. Orijinal, orijinal, orijinal. Yapacak bir şey yok. Daha pahalı ama öyle. Bunları bir kenara bırakalım. Şimdi telefona gelelim. Taraftan mesajlar yağıyor. Bu telefonu ben bir uçak moduna alayım da. Telefonumuz ekran boyutu olarak, her şey olarak birebir Pro ile aynı. Tek fark, yani fiziksel olarak tek fark, şu %20'yi, 19'u göstermeye çalışıyorum da 48 saat oldu ve hala %20'de. Çok küçük ama görünmüyor. Görünüyor ya. Aynen %19 şu anda. Şimdi oldu o da. Fiziksel olarak diğer telefondan hiçbir farkı yok. Buna emin olabilirsiniz. Bizzat inceledik, yan yana getirdik, karşılaştırdık. Anlayabileceğiniz tek nokta tam şurada. Kameranın megapikselinde 48 yazıyor. Pro'da 64 yazıyor. Onun dışında fiziksel olarak hiçbir farkı yok. Başka hiçbir şekilde anlayamazsınız 9S ve Pro arasındaki farkı. Bu telefonun da fiziksel özellikleri birebir aynı. Hatta öbür incelediğimiz telefonun rengi de aynıydı. Şimdi bu telefonda size parmak izi performansını göstermek istiyorum. Açıldı bile. Şöyle hemen geri kilitleyelim. Hemen. Yani tepki süresi böyle. Yüz tanıma da bende şu anda aktif. Hemen tanıdı ve açtım. Yüz tanımasını buradaki yukarıdaki gülücük olduğu zaman şu kameranın hemen altında bu şekilde tanımadığı anlamına geliyor. Ama yüzünüzü siz tanıttığınız zaman bu tik haline geliyor. Şöyle bakayım, görecek misiniz? Ama o zaman da ben yüzümü okutamıyorum. Şöyle yapalım. Evet, şimdi bakın şöyle yüzümü okuttum ve tik haline geldi hemen kameranın altındaki. Böyle tik haline geldiği zaman, bunu böyle kaydırdığım zaman burası rahatça açılabiliyor. Parmak izimi okutmama ya da herhangi bir şifre girmeme gerek kalmadan. Ben genel olarak performansını beğendim. Hani bir önceki Pro'da bunun gereksiz bir özellik olduğunu söyledim. Yani çok da lüzumlu bir özellik olmadığını söyledim. Ama biraz kullandıktan sonra şöyle ışık altındaki performansı olsun, baktım ki gerçekten başarılı. Yani hani karanlıkta falan bazen tanımıyor. Bazen çok nadir de olsa. Ama gene de loş ışıkta bile çok güzel bir şekilde yüzümüzü algılayabiliyor. O yüzden performansı gerçekten sevdim, yani başarılı. Parmak izi de yani bazen mesela bak şimdi okumadı. Biraz böyle teklediği oluyor arada, ama her zaman yapmıyor bunu. Arada böyle teklediği oluyor. O da olur. Yani sonuçta orta segment bir telefon. Üst düzey performans bekleyemeyiz ama birçok özelliğinde de üst düzey özelliği olduğunu da söylemeliyiz. Ve bu muhtemelen bir özellik göstereceğim size. Bu muhtemelen Xiaomi'nin kendi bütün telefonlarında olan bir şey. Müzik bölümüne giriyorum. Kendi orijinal uygulamasında. Sonrasında hemen sağ alt köşede İzle özelliği var. Şöyle şurada. İzleye tıklıyorum. İzleye tıkladıktan sonra karşıma YouTube ekranı çıkıyor. Ama bu YouTube baya saçma bir YouTube. Yani normal bizim bildiğimiz YouTube değil. Bir saçma bir algoritma yapılmış. O YouTube yani. Hani
orijinal YouTube değil. Ama kendi hesabınızı yine bağlayabiliyorsunuz. Ama kendi yaptığınız listelere erişemiyorsunuz. Böyle de bir handikapı var. Şimdi ben burayı niye anlatıyorum? Şimdi göstereceğim size niye olduğunu. Size bir tane no copyright müzik bir tane açalım. İnternete bağlı olmanız gerekiyor tabii bunun için. YouTube'dan no copyright bir tane müzik açtım. Size dinleteceğim şimdi. Müzik çalıyor. Çok güzel. Ekran kilidini kilitliyorum. Müzik hala çalıyor. YouTube'dan istediğiniz videoyu bu şekilde kapatıp dinleyebiliyorsunuz. Reklamsız ve programlar çalışırken de aynı şekilde dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Şöyle biraz kısalım müzik. Müzik çalmaya hala devam ediyor. Ben uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorum. Gezebiliyorum. Herhangi bir yere girip işimi yapabiliyorum. Müzik arka planda hala çalmaya devam ediyor. Yani YouTube Premium'u Xiaomi için tanımlamışlar gibi bir şey olmuş. Bu muhtemelen bütün telefonlarda vardır. Xiaomi'nin kendi orijinal müzik kitaplığında uygulamasında. Bunu daha dün fark ettik telefonu kurcalarken. Bu çok güzel. Bunu böyle bu şekilde kaldıralım. Karanlık modu var. Karanlık modu benim en sevdiğim, en sevdiğim çok güzel özelliklerden bir tanesi. Karanlık modu telefonu aldığınızda telefondaki her şeyi karartıyor. Bütün uygulamaları, bütün her şeyi karartıyor. Yani istisnasız bir şekilde hepsini böyle arka plan siyah, yazılar beyaz olarak düzenliyor. Ve okuma modu var. Okuma modu da gerçekten gözü böyle çok az böyle yoran bir şey. Okuma modunda, nerede bulamıyorum şu anda. Ha, açıkmış zaten şu an okuma modu da. Ekranı sarartıyor. Hemen yanındaymış karanlık modun. Ekranı sarartıyor ve sizin böyle daha az mavi ışık almanıza yine yarıyor. Ve bu da benim gözümü dinlendiriyor. Ben gözümden yani böyle rahatsız olduğum için yüksek ışıkta, yüksek parlaklık ayarlarında. Bu benim için çok işe yarayan bir şey oldu. Bunlar harika özellikler benim için. Geçen telefondaki anlattığım bu Pro'daki karanlık mod özelliği bu telefonda da var. Aynısı. Birebir aynısı. Yok, ikinci alan telefon özelliği. Evet, doğru. Az önce ne söyledim bilmiyorum şu anda. İkinci alan modu bu telefonda da var. Birebir aynısı. Bunu da göstermeyeceğim. Gerek yok. Zaten öbürünü gösterdim. Yani çok merak ediyorsanız oraya gider. İzlersiniz, bakarsınız. Ultra güç tasarruf modu var. Benim eski telefonumda da vardı. Bu telefonda sevdiğim özelliği ne biliyor musunuz? Ultra güç tasarruf modunu açtığımda ben istediğim uygulamayı çalıştırmaya devam edebiliyorum. Ama öbür telefonda sadece arama yapabiliyordum, mesajlaşabiliyordum, SMS'leşebiliyordum. WhatsApp'a girebiliyordum, bu kadar. Başka hiçbir şey yaptırmıyordu size ultra güç tasarruf modunda size. Ama bu telefonda istediğiniz her telefonu yani batarya süresini biraz daha azaltma koşuluyla kullanabiliyorsunuz. Yani ben Instagram'a da açabiliyorum kısıtlı mod altında. Pil ve performanstan giriyoruz buna. Ultra pil tasarruf modu var burada hemen. Bunu açıyoruz. Hemen o bütün arka plandaki verileri her şeyi kısıtlıyor. Bak şu an %19 şarjım. Tekrar hatırlatıyorum. 76 saat 18 dakika bana bekleme süresi veriyor. %19'da şarj. Şimdi ben burayı zaten ayarlamıştım. Bakın YouTube'a da girebiliyorum. Navigasyona da girebiliyorum. Bu moddayken. Yani her şey kısıtlıyken. Daha önce hiç girmedim mi ya ben bunu? Girmemişim herhalde. Neyse. Ben hani kendi işime böyle ultra güç tasarruf modundayken yarayacak şeyleri buraya tasarladım. Buraya istediğiniz uygulamayı atabiliyorsunuz. Telefondaki. Buradan size soruyor. Üçüncü taraf uygulamaları böyle ayrı bir bölümde gösteriyor. Diyor ki bunu eklersen diyor daha fazla pilin azalacak diyor. Uyarısını veriyor. Kabul ediyorsan yüklüyorsun. Ama benim eski telefonumda böyle bir şey yoktu. Sadece sana şuradaki 3-4 tane uygulamayı böyle ekleyebilme özelliği veriyordu. Onun dışında diğerlerini hiçbirini ekleyemiyordun. Yani mecbursun onları kullanmaya. Ama burada inisiyatife bağlı olarak üçüncü taraf uygulamaları da size yüklemenize izin veriyor. Bu çok güzel. Bu çok hoşuma gitti. Yani çünkü ben bu modu alıp günlük hayatta kullanabilirim. Hatta oyun bile ekleyebiliyorsunuz. Yani bu moddayken bayağı PUBG hala şu an yüklü zaten. Ha, göstereyim hatta hemen. Ha, bak PUBG burada. Ekleyebiliyorsun hemen. Açıp ultra güç tasarruf modundayken PUBG oynayabiliyorsun. Yani bu gerçekten benim hoşuma gitti. Çok da sevdim. Burada işte kişiler, rehberin, arama son aradıkların, SMS'lerin falan ve burada. Diğer başka da hiçbir şey yok telefon mesela. Burada hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey çalışmıyor. Arka plan ön belleği diye bir şey kalmıyor zaten. Hani pil tasarrufunu, pil performansını artırmak için. Bu kadar. Yani hani bu böyle. Hani bu telefonu böyle kilitliyorsun. Böyle. %19'da bunu hatta işte her şeyi karartıyor. Arka planı her şeyi karartıyor. Sen yine öyle kullanmaya devam ediyorsun. O kadar harika bir şey ki. Bunu çok sevdim. Gerçekten güzel. Ultra güç tasarrufunda istediğin uygulamaları kullanabilmen açısından. Bu telefonu ben muhtemelen günlük hayatımda bu incelemesi de bittikten sonra zaten sırf inceleme için oyunlar yükledim falan işte deneyim dedim hani biraz nasıl oluyor falan diye. Sileceğim onları da. Ben günlük hayatımda muhtemelen bu telefonu bu şekilde kullanırım. Ve bu şekilde kullanmaya devam ederim. Çünkü bunlar bana gerçekten yeter. YouTube. Bir de YouTube Studio lazım bana. Malum yorumlarınız geliyor onları yanıtlamak için. Onun dışında da bana hiçbir şey lazım değil. Bu kadar bana yeterli. Başka söylemediğim ne kaldı diye düşünüyorum şöyle. Kamera performansı. Kamera performansını da hemen anlatalım. Bu telefondaki kamerayla bir önceki incelemiş olduğumuz Pro'nun farkı ana ek kamerasının
Bunun 48 megapiksel olması, onun 64 megapiksel olması. Onun dışında hiçbir kamera farkı bulunmuyor. Ön kamerası da birebir aynı, geri kalan makro kamerası da aynı, mikro kamerası da ayrı. Her şey aynı. O zoom kamerası bilmem nesi falan hepsi aynı. Sadece ana kamerası, asıl büyük kamera, o 64 megapiksel, bunda 48 megapiksel. Benim için çok saçma. Çünkü 48 megapikselle 64 megapikselin arasındaki farkı, benim ihtiyacım olacak olan alan gerçekten üst düzey profesyonel alanlar. Çok büyük dev baskılar yapacaksam o zaman 64 megapiksel benim için çok daha önem arz eder, o aradaki fark. Ama ben günlük hayatta Instagram'a atmak için çekeceğim fotoğraflarda bu özellik benim hiçbir işime yaramayacak açıkçası. Çünkü bunu insan gözüyle o küçücük fotoğraflarda fark etmek çok zor ve çok yani gereksiz bir şey zaten yani. Ha 64 çekmişsin, ha 48 çekmişsin, ha 24 çekmişsin, çok da bir şey fark etmiyor açıkçası. Megapiksel olarak kameraları değerlendirmek yani tamamen telefon sektöründeki pazarlama hilesinden bir tanesi diyebilirim. Yani bunu sen günlük hayatta kullanıyorsan, bakın tekrar üstünü çiziyorum. Günlük hayatta kullanıyorsan, sadece Instagram'a fotoğraf atmak için kullanıyorsan, bu işten para kazanmıyorsan bu özelliğe ihtiyacın yok. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Ha işin profesyoneldir. Çok daha büyük şeyler yapıyorsundur. O alan çok başka bir alan. O şeyin zaten konusu burası değil. Yani onun zaten o işin üstadı kendisinin ne alması gerektiğini bilir. Onun için çok daha büyük megapiksel lazım. Onun için çok daha büyük şeyler, çok daha iyi donanımlar lazım. Ama biz genel olarak bu telefonu günlük hayatta normal bir kullanıcı için incelediğimiz için benim yorumlarım bu şekilde. Ben kendim video ve fotoğraf işiyle ilgilenmeme rağmen bu özelliği es geçtim. Siz düşünün artık. Eğer günlük hayatta video fotoğraf işi yapmıyorsanız size ne kadar lazım olabilir diye bir dönün düşünün. Yani çünkü bu telefon fiyatıyla öbür telefon fiyatında şu an güncel olarak 600 TL civarında fark var. Yani 600 TL'yi ben hani vermek istemedim açıkçası. Gerek de görmedim. Her şey birebir aynı geri kalanı. İşlemcisi tarafında biraz böyle daha düşük bu telefon öbürüne göre. Ama oyun performansında siz bunu fark etmiyorsunuz bile. Her ikisinde de oynadık, denedik. Yani vallahi ben bir şey fark etmedim yani. Bayağı aynı işte performans yani hani sonuçta. Buna da video fotoğrafları çekerim. Yine öbür videodaki gibi en sona eklerim. Oradan bakarsınız. Hepsini teker teker denedim elimden geldiğince size aktarabildiğim kadarıyla. Ufak tefek şeyleri var. Ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güç tuşuna mesela iki kez bastığımda ben feneri yakabiliyorum. Hani telefon ekran kilidini hiç açmama gerek yok. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Ama elimde tutarken hani bu eski takos telefonlar olurdu ya böyle güç tuşuna böyle bir şeyler yapardın açılırdı falan böyle ışığı hemen. Aynı onun gibi bir özellik atayabiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Böyle iki kez tıklayıp iki kez tıkladığınızda şimdi parmak izim de aktif olduğu için onu okuyor sürekli. Bir taraftan da yüz tanımamı okuyor devamlı. Hemen tikliyor falan. Performansı gerçekten iyi. Şöyle elimi telefonda yamuk tutarken bile yüzüme okuyor yani bayağı güzel. Şimdi kapatalım tekrardan. Telefonun rengi de tasarımda dediğim gibi birebir aynı. Kılıfı zaten yanında hediye geliyor. Bunu kutu açılımda söylemiştik. Ben tasarımını gerçekten beğendim. Şurası cam. Burası da cam. Yani aynı şekilde. Üstünde kaplamasıyla geliyor. Fabrika çıkışlı. Kendi ekran koruyucusuyla birlikte geliyor. Şu yüzeyde pek parmak izi kalmıyor. Çok az böyle silik silik kalıyor ama o ekrana bile yansıyor mu bakalım. Çok az bir şurada bak siliklik var. Çok az yani. Hani böyle gözü rahatsız edecek şekilde değil. Böyle biraz parmak izi kalıyor yani hani yüzeyde. Ama ben kılıfla kullandığım için devamlı olarak çok da öyle gerekli bir şey değil yani. Hani öyle parmak izi bırakmasa bile şu yüzey zaten gayet yeterli. Çok hoşuma gitti gerçekten telefon. Ses hoparlör düzeyi de yani şuradan tek bir mono olmasına rağmen inanılmaz fazla ses çıkıyor. Ya biri aradığı zaman benim zaten zil sesimi ya bilenler bilir. Böyle This Is My World diye başlayan bir şarkı var. Tam onun nakarat kısmı. Oradan yani ben vallahi zıplıyorum. Daha alışamadım yani. Hani o kadar yüksek ses çıkıyor ki inanılmaz bir ses performansı var. Tek mono hoparlör olmasına rağmen. Yani bence bunun hani başka zaten şeye ihtiyacı yok yani öyle söyleyeyim. Gayet güzel müziklerinizi, şeylerinizi, filmlerinizi izlerken insanı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Fiyatı tuzlu biraz. Şu anda 3000 üzerindeydi. Zaten siz bunu izlerken alırken fiyat ne olur inan hiç bilmiyorum. Umarım bütçenize uygundur. Umarım çok daha iyi şeyler alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Malum işte dolar, euro fırladı gidiyor. Bunda işte artık önüne geçemiyoruz maalesef ki. Vatandaş olarak çok yapacak bir şeyimiz yok. Güzel telefon özetle. Bu şarj konusu da yani hani ilk başlangıçta şey dedim hani yavaş falan dedim ama bakın diğer telefon yarım saat 45 dakikada tamamen şarj oluyorsa bu telefonda yani 1 saat 15 dakikada falan yani öyle çok aham şaham bir fark yok. Unutmayın hani öyle kafaya takılacak bir mevzu değil yani gene çok hızlı diğer piyasadaki telefonlara göre. 1 saat 15 dakikada full yani 5000 mAh batarya var bunda hani 1 saat 15 dakikada bir zahmet bekle. Bak 2 gündür kullanıyorum ben bu telefonu. Yani oyun da oynadım bir sürü şey de yaptım. Eğer bunları yapmasaydım ben 3. günü çıkartırdım yani öyle söyleyeyim ve gerçekten pili iyi gidiyor.
Ama pilini dediğim gibi orijinal şarj aletiyle orijinal bir şekilde şarj edin ve çok dikkatli olun. Bozmayın. Yani bu lityum, normal lityum lityum iyon piller gibi değil. Ha, onlarda bile orijinal şarj aleti kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Geldik fasulyenin faydalarına. Telefonu önerir miyim? Öneririm. Bir önceki telefon videoda da söylediğim gibi alacak olsaydım böyle bir telefon alırdım dedim ve çok şükür ki aldım. Bu telefonu ben yaklaşık ortalama 3-4 yıl boyunca kullanırım. Muhtemelen eğer başına bir iş gelmezse, bir kaza gelmezse 128 GB hafızası var, 6 GB RAM'i var. Daha ne olsun? Bana fazla fazla yeter. Ben telefonla zaten fazla bir şey beklemiyorum. Fazla bir şey de yapmıyorum çünkü telefonla. Yanımda kameralarla şeylerle geziyorum zaten. Kamera performansı da benim için o kadar önemli değil yani. Yanımda 4K'lar bilmem neler, ultra geniş lensler bilmem neler varken, profesyonel makineler varken ben ne yapayım telefondaki fotoğraf makinesi özelliğini yani. Gerçekten mobil fotoğrafçılık yaparsınız bu telefonla. Kamera performansı da o kadar iyi yapılabilir, kullanılabilir. Hani benim kullanmadığıma bakmayın, kullanılabilir. Onda sıkıntı yok. Telefon gerçekten güzel, başarılı. Ekran boyutu biraz büyük gelebilir size. Ağırlığı biraz fazla gelebilir. Bunu tekrar uyarısını yapayım. O yüzden gidin bir tane teknoloji mağazasına mutlaka telefonu elinize bir alın, bir inceleyin. Bir bakın. Hani elime sığar mı, cebime sığar mı? Çünkü eliniz benim kadar büyük olmayabilir. Taşıma kapasiteniz benim kadar büyük ve geniş hacimli olmayabilir. Ağırlığını sorun ediyor olabilirsiniz. Bir görün, bir elinize alın, bir bakın, bir deneyin böyle hızlarını, geçişlerini falan. Hani yıldızınız barışıyor mu? Önceki videoda da söyledim. Bu tarz ürünleri gidin mutlaka o mağazalarda bir bakın. Oradan almasanız bile oradan gidin bir bakın. Sonra internetten daha ucuz bir yerlerde alırsınız. Memnun kalmazsan yani sadece buradan videodan benim elimdeki üründen çok şey anlamazsın. Tabii ki faydası olur. Tabii ki yönlendirir. Zaten bunun için çekiyorum bu videoları. Faydası olacağına inandığım için. Yoksa çekmem, uğraşmam. Ben de izliyorum çünkü bu tarz ürünleri alacağım zaman defalarca farklı birimlerden, farklı kanallardan aynı ürünün incelemesini, aynı ürünün detaylı incelemelerine bakıyorum. Karşılaştırmalar, incelemeler neticesinde alacağım ürünün kararını veriyorum. Ve en son fiyatıyla da karşılaştırdıktan sonra, bütçemi de ayarladıktan sonra alıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bugünlük bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu anda Redmi Note 9 Pro'nun ön kamerasıyla video çekimi yapıyoruz. Ses kaydı da, görüntü de onunla kaydoluyor. Eğer bu kamerayla hikaye, Instagram Stories paylaşacaksanız görüntü ortalama olarak bu şekilde olacak.